Hani çocukluğumuzdan beri İslam tarihi bize anlatılırken Bedir, Uhud, Hendek bu savaşları adımız gibi biliriz ya. Bedir dediğimiz zaman bu Bedir adının aslında savaşın olduğu bölgedeki kuyulardan geldiğini de az çok biliriz ya. İşte şu an ben oradayım. Şu an Bedir Savaşı'nın yapıldığı yerde o tarihi, bölgeyi adını veren Bedir kuyuları tam arkamda bulunuyor. Bakın, yerdeki ıslaklığı görüyor musunuz? Burası çöl. Dört bir yanımız şakır şakır kum çölü. Bu kadar kumun, taşın, ateş gibi sıcağın ortasında şu suyun ne işi var? Bu suyun eğer izini takip ederseniz sizi kuyuya götürecek. Zaten arkamdaki yeşilliği gördüğünüz zaman, yani hurma bahçelerini gördüğünüz zaman buranın kurak, kafamızdaki çöl gibi bir yer olmadığını, bu hurmaların diplerinde gayet münbit, bereketli su kaynaklarının olduğunu göreceksiniz. Eğer Bedir Savaşı burada olmasaydı buraya uğramayacaktık. Buranın adını bile bilmeyecektik. Ama İslam dininin, Allahu Teala'nın gönderdiği son dinin kader noktası burası olduğu için burayı her Müslüman kendi adı kadar iyi biliyor. Bedir Savaşı bu hurma ağaçlarının kapladığı alanın içerisinde cereyan etmişti. Hadi gelin şuraya doğru ilerleyelim. Bakın suyu takip ediyoruz. Bakın, küçük bir su birikintisinin önüne geldik. Suyun burada ne işi var? Başımızı kaldırıyor. Buradaki kuyuya bağlı boruları görüyoruz. Kuyu nerede? Bu kez suyu değil, boruları takip edeceğiz. Bakın, boru buradan geliyor. Buradan geliyor. Ve buradan içeriye giriyor. İşte bu görmüş olduğunuz mekanın içi Bedir kuyularından sadece bir tanesinin bulunduğu mekan. Sadece bir tanesi kuyulardan. Şöyle içeriye doğru bakıyoruz. Evet, işte karşınızda Bedir kuyusu. Suyun bereketine bakar mısınız? Suyun güzelliğine bakar mısınız? Yani böyle bir çölün şakır şakır kumun içerisinde şöyle bir suyun aktığını görmek gerçekten harikulade bir hadise. Şöyle biraz daha yakından bakalım, içeriye geçelim. Vallahi gir içeriye yüz yani, o derece. Evet, belki de hayatımızda ilk kez Bedir kuyularından bir tanesiyle karşılaşmış olduk. Yahu Talha Bey, oraya kadar gitmişsin. Kol gibi, bel gibi su akıyor. İnsan bir yudum içmez mi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hadi gelin o sudan biraz da yudumlayalım. Müşrikler bu taraftan gelmişlerdi. Müslümanlar bu taraftan gelmişlerdi. Müslümanlar müşriklerden önce geldiler Bedir Savaşı'na. Ve şu gördüğünüz kuyular bölgesinin tamamını ele geçirdiler. İstedikleri kadar sularını aldılar, sonra üzerlerini kapattılar. Müşrikler geldiklerinde bu suya ulaşamadılar. Ulaşamadıkları için de perişan oldular. Burada büyük bir savaş meydana geldi. Bedir Savaşı'nda en yürek burkan şey, baba oğulla kardeş kardeşe kılıç çekmişti. Hazreti Ebubekir bu taraftaydı, oğlu bu taraftaydı. Peygamber Efendimiz bu taraftaydı aleyhisselam, iki damadı karşı taraftaydı. Ama bu savaş elbette hakkın, Müslümanların, inancın putperestliğe, sapkınlığa ve cehalete savaşıydı. Savaşı sayıları çok da az olsa Müslümanlar kazandı. Evet. Bedir kuyularının suyu gayet de bol bir su. Allah hepimize nasip etsin. Bugün inşallah siz de buralara gelirsiniz ve bu gördüğünüz bereketli ortamlarda
Bedir sahabelerinin şereflendirdiği, Bedir Savaşı'nda gökten 3000 meleğin inerek şereflendirdiği bu ortama gelir. İnşallah bu bereketten sizler de şifa niyetine istifade eder, buralarda bulunur. Sizler de ibretle bir tefekkür dersini burada inşallah yapabilirsiniz. Diğer yayınlarımızı yapacağız. Birazdan Ariş Tepesi'ne çıkıyoruz. Orası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'nı yönetmiş olduğu mübarek bir tepe, çadırının kurulduğu tepe. Oradan da bir başka yayında sizlerle beraber olacağız. Şimdilik Bedir kuyularından selamlarımızı gönderiyoruz.